erkek dişler, yan dişler ve ön dişler. Geçen hafta nokta, doğru, ışın bunları görmüştük. Okulda da gördünüz. Okulda açıya geçtiniz mi? Evet. Evet, o zaman Hocam. bugün de açıya geçelim değerli arkadaşlar. Hemen şöyle gelenleri aldık. Arkadaşlar açı nasıl oluşuyor? Açı dediğimiz şey iki tane ne birleşecek? Arkadaşlar ışın birleşecek. İki tane ışın birleştiğinde biz burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Açı oluştuğunu. Bakın bu kalemim bir ışın. Bu kalemim de bir ışın. İkisini aynı noktada çakıştırdım. Ne oluştu bir? Açıyor. Açı Ya oluştu. açı Ecenur. oluştu. Gamze. Işın oluştu hocam. Kendi adınız değil mi oradakiler? Lütfen kendi adımız olsun. Filiz Karslı. Evet Özge. Anıl hala kendi adını yazmadın. Bana ezberlettin. Evet. Başar. Evet. Adile Kaplan yazıyor. Onun kendi adı değil. Evet. Peki. Arkadaşlar. Bakın. Burada iki ışını bir başlangıç noktasında çakıştırdık. Ve aradaki bu olan yapı ne oldu? Açı. Yandaki şekil başlangıç noktaları E olan ED, bakın ışın yazdık ve EF ışınlarının bir araya bir noktada ne yapmasıyla arkadaşlar çakışmasıyla oluştu ve biz buraya ne dedik? E açısının köşesi. Bakın Ömer Akif açının oluştuğu yer yade ne oluyor? Köşe oluyor, köşe. Tamam mı? Elif değil mi? Hocam bir yer Sen boş kalmış. kaza mı geçirdin? Ne oldu? Operasyon mu geçirdin? Ameliyat mı oldun? Gözüne ne oldu? He? Sivilce mi çıktı? Ha, bir problem yok değil mi? Tamam, iyisin. Çok güzel. Tamam. Çünkü geçen hafta yoktu. Evet. Arkadaşlar açıyı sembolle gösterecek olursak bakın şöyle okuyoruz. D, E, F. Ortada açının köşesi olacak. Anlaştık mı? Ortadaki harf açının köşesi. Ya da F'den başlarım. F, E, D. Ya da E açısı deyip üstüne şapka koyarız. Anlaştık mı? Ya D, E, F. Anlaştık. Ya da E. Efendim Çınar. Hocam, Efendim. açıyı adlandırırken hep bütün noktaların birleşmesi lazım, değil mi? Hepsini Evet, okuyacak. atlamayacağız. Kafamıza göre atlamıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın önce D'yi okuduk. Sonra E'yi ortaya aldık. Sonra F. Ya da tersten başlarız. F'den E'ye, oradan da D'ye. Yani o kolları gezmemiz lazım. Kafamıza göre okuyamayız. Anlaştık mı İpek? Hocam DFE olmuyor değil mi? Nasıl? DFE olmuyor değil Hayır. mi? Ortaya hep açının olduğu köşe gelecek. Anlaştık mı? Ortaya açının olduğu köşe veya direkt o köşeyi isimlendireceğiz. E açısı diye. Tamam mı arkadaşlar? Peki, devam ediyorum. Tamam hocam. Evet, buyurun. Emir, şu açıyı bize bir okur musun? Nasıl okursun Emir? Ne açısı dersin? Emir, başlamayalım. ABC açısı. A, B, C. Aferin. Peki Ömer Akif sen ne diye okursun bunu? DRS. Yok. Ha, Birinci. oğlum. Birinci. ABC. A, B, Hayır, C veya BBA. B açısı diye okuruz. Derin ikinciyi okur musun bize? Nasıl okuyoruz derin? Evet, PRS açısı. PRS. Pırasa sever misin derin? Evet. Aa güzel. Vallahi çok nadirdir pırasa seven. Pırasa sevenleri bir görelim el kaldırsın. Ha. Pırasa. Ben bayılıyorum pırasaya. Limonlayacaksın bir de böyle. Hocam pırasayı sevmem. Elif Şura dedi ki işte hocam limonu iyi olursa falan. Evet güzel. Hocam ben çok seviyorum pırasayı. Sen, Çınar ablan En sen sevdiğim ne okursun? yemeklerden bir tanesi. Çınar ne diye okursun o ikinciyi? Hocam R açısı da oluyor. R açısı veya SRP de olur değil mi? Evet hocam. SRP de olur. Serap açısı. Hocam. Ayşe Gülay. Ayşe üçüncüyü ne diye okursun Ayşe üçüncüyü?
Hocam üçüncü GH IG IHG Veya HG H veya E açısı direkt. İşte hocam H Tamam. karıştırdım. Burak, dördüncüyü okuyalım Burak. Evet, bir anda kaçıyor. KLM açısı. KLM veya KLM açısı MLK veya hocam. MLK açısı bir de hocam. veya direkt ne olacak Burak? L açısı da diyebiliriz. Hocam o da kalem Bu açısı. arada Hocam bir arkadaşlar, tanesi kalem açısı. bu arada ben dün atasözleri dersi attım. Kimler izledi? Bir görebilir miyim? Kimler izledi? El kaldırsınlar. Hocam benim annem söylemedi ki bana. Ben Ben görmedim. Benim benim annem söyledim. söylemedi. Bak Hocam Özge, ben Burak, daha yeni ben geldim. attım. Öpmeyin, ben bunu Nasıl, beğendiniz seyredeceğim. mi? Güzel miydi? Evet. Hocam benim annem Ben söylemedi ki. onun kahotu Annem gelecek. izlediğimi Kahot söyledi. yapacağız onu. Tamam mı? Kahotu gelecek. Ne hocam? Evet. Hemen izleyelim hocam. Onun kahotu gelecek. O zaman arkadaşlar Hocam sıkıp izleyip gelsin. Öpmeyin, ben ders arasında herkes benim YouTube kanalıma giriyor. Eğitim Eksperi. Videoyu bunu seyredeceğim. beğeniyor, yorum Kaç yapıyor. dakika? Tamam mı? Tamam hocam. Hocam yazacağım ki. Canım hocam nasıl da güzel ders Hocam anlatmış YouTube ya. Ciddi. kanalımızın adı ne? Eğitim Eğitim Eksperi. Eksperi. Hala abone olmayan var mı ya? Hocam Yok. ben ilk kan Hocam annemin yorumlarınızı telefonundan aboneyim arkadaşlarınıza önerin de bir 20 bin olalım. Evet. öğretmen ya. Ekrem. Öğretmen. Tamam hocam İnşallah sınıftaki hocam. arkadaşlarıma Hocam eğitim ekspresi değil hocam mi? öğretmenim. Efendim? Hocam Öğretmenim ben benim. Evet Emir. öğretmenim ben size abone olmam için benim oturup açmam lazım. Tamam, açtığında olursun. Peki. Hocam. Evet, devam edelim. Uzaylı Şura. Uzaylı Şura, buradan bana bir açı oku bakayım 5'ten. Hocam hepsini okuyabilir miyim? Buyurun, seni dinliyoruz. A, B, D, D, B, A, A, B, C, C, B, A veya B. Evet, bakın. Biz sarıyı alalım şimdilik. Şura. Hocam şöyle de olabilir aslında. B, C açısı veya C, B, A açısı veya direkt burada B açısı diyemeyiz. Niye? Veya CBD hocam. C, B, D de diyemeyiz. Neden? Bize sarı yeri soruyor. Sarı yeri iki şekilde söyleyebiliriz. Üç değil. İki şekilde ya A, B, C Hocam. diyebiliriz veya Ya D, B, CB. Hocam ya da B olabilir. B de yani olabilir. ekranın açık olsun. Bu bizim için niye önemli? İleriki yıllarda Asu da yanındaki kim? Yanında biri var. Evet. Asu'nun yanında arkadaşı var. Hocam. Arkadaşlar, ileriki yıllarda geometri soruları gelince Ceren bize bu açıları yanda verecekler. Diyecekler ki ABC açısı 20 derece. Ne yapacaksınız? Onu kendiniz oraya yazacaksınız. O yüzden doğru okumak önemli. Anlaştık mı Doğucuğum? Evet. Hocam, Efendim? dinleyeyim. Hocam, abone oldum. Teşekkürler. Doğu, madem abone oldun, buyur bu açıyı oku bakalım bize. Sarı yeri oku, sarı açıyı. TED veya VEP Aferin. sadece Yok, E değil. E olmuyor çünkü E kendisi değil sadece. DEF veya FET. Aferin. Kaptık mı arkadaşlar burayı? yaptık. Evet, bugün size bir tane Tadelle sorum olacak. Evet. Hocam Zeka sorusu. bilirsem benim iki tadellem olacak. Evet, zeka sorusu Hocam olacak. benim de 14 tadellem Evet. olacak. Arkadaşlar, Hocam ortadaki harf her zaman açının köşesidir. Bunu unutmayalım. evet hocam tadelle sorusu ne? Hadi. Hocam hadi. Arkadaşlar, Tadelle sorusu. kağıt üzerinde sabit bir O noktası çizdik, tamam mı? Noktayı koydum. Okey, evet hocam. Cetvel kullanarak buna eşit uzaklıkta noktalar çizdik. Ve bu noktaları birleştirdiğimizde ne elde ediyoruz? Elde ettiğimiz şekil ne oluyor? Açı. Yuvarlak hocam. Yuvarlak demeyelim de çember oluyor. Çember. İçi boş Çember. olunca Evet çember. çember diyoruz. İçi dolu olursa daire. Daire. İçi boş Hocam olursa içi çizgilerle kare. dolu oluyor. Evet. Arkadaşlar,
Bakın bir pergel kullanarak bu noktaları birleştirdiğimizde ne oluyor? Elde ettiğimiz şekil çember oluyor değerli arkadaşlar. Çember bir noktadan çizilebilecek eşit uzunluktaki istenilen sayıda, yani sonsuz tane doğru çizebilirim oraya. Doğru parçasının bitiş noktasının birleştirilmiş halidir efendim. Hocam kadayla Devam edelim. sorusunu soracak mısınız? Peki şimdi çember bazı özellikler okul. Hocam bir Arkadaşlar okulda çemberi gösterdiler mi size? kalem almam Tamam. Benden öğrenin okulda şov yaparsınız. lazım. Arkadaşlar Hayır, bize bakın. göstermediler. Tamam. Hocam ben zaten sizin sayenizde okulda şov yapıyorum. Evet. Öğretmenler anlatsın bunları şıp şıp diye hemen Güzel. söylüyorum. Afra. Hocam söylemediniz değil mi? Afra. Pergelin sivri ucunu bu çemberimizin o noktasına koyarsak, arayı da açarsak çemberin üzerine buradaki merkezden çemberin üzerine giden şeye biz küçük R diyoruz. Küçük R demek bunun adına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yarı çap. Yarıçap. Merkezden çemberin üzerine çizilen uzunluk, bir daha söylüyorum. Burası merkezimiz. Buradan çizdiğimiz şu uzunluk yarıçap. Bu uzunluk da yine ne? Yarıçap. Bu uzunluk yarıçap. Bu uzunluk yarıçap. Demek ki İpek, Yade, Ceren merkezden çemberin üstüne çizdiğimiz her şeye biz yarıçap diyoruz. Peki dikkat edin. İki tane yarıçap birleşince ne olacak arkadaşlar? Çap. Çap olacak. Evet. Çap dediğimiz şey, bakın şu iki tane yarıçapın biz bir sürü çap çizebiliriz. Ama dikkat edin, çap merkezden geçecek. Mesela buradan geçmeyen çizdiğim şu doğru çap olmaz. Çap her zaman nereden geçecek? Merkezden. Yani. Anlaştık mı? Bunu unutmayalım. Anlaştık. Arkadaşlar dolayısıyla biz buradaki çizdiğimiz şu AB'ye ne diyoruz? Çap diyoruz. Ve çapı neyle gösteriyoruz? Büyük R ile Zehra. Bir şey oldu. Büyük R çap oluyor ve neye eşit? İki tane küçük R'ye. Küçük R neydi arkadaşlar? Yarı çap. Yarı çap. Yani Yarı çap. ben bir çemberin yarı çapını biliyorsam aslında neyini de biliyorumdur? Çapını da. Veya Çapında. çapını Çapı çünkü. biliyorsam yarı çapını da biliyorumdur. Evet, böylelikle çap ve yarı çapı. Hocam hadi tabelleri sorun. Birazdan gelecek. Tamam hocam. Arkadaşlar OC yarı çap, AB çap. Hocam Bakın. yani böyle bir anda soracağım diyorsunuz. Evet, yani arkadaşlar bakın burada AB, sonra CD, sonra da EF. Bakın şu çizgiler CD, AB ve EF merkezden geçiyor. Bunlar ne? Çap. Tamam mı? Çap. Arkadaşlar bunların dışında bazı çizgilerimiz var. Yade ne var mesela? Bakalım. Ne var? OH. Bu ne? Yarı çap. Ayza. Bekir. IO doğrusu yarı çap. Sonra Yarı çap. başka ne var arkadaşlar? Yarı çap olarak OG Hocam yarı çap. çeyrek çap var mı? Yok. OF yarı çap. OE yarı çap. Arkadaşlar bunlar ne olacak? Yarı çaptır ve yarı çaplar birbirlerine eşittir. Peki Hocam yuvarlak şöyle olur mu? efendim. Arkadaşlar, peki bir şey soracağım. FP ile AD nedir? Bilen var mı? Bakın merkezden değiller. FP ve Evet, merkezden olsalardı ne diyorduk? Çap, yarı çap AD diyorduk. mi hocam? Çizgi. Merkezden değiller. O zaman bu Evet. doğru. Burak, Çeyrek. Eymen, Emirhan. Ne çap ne de yarı çap. Adını söyleyeyim Çizgi. Çizgidir mi? hocam. Adını söyleyeyim mi? Merkezden Çizgi. geçmeyen Azra. Bilal Neydi?
O merkezden geçmeyenin adına kiriş diyoruz. Kiriş. Kiriş mi? Hocam Evet, kiriş. arasında bile Kirişi arasında ileride öğreteceğiz. Lisede, ortaokulda öğretmiyoruz. Sadece bilmeniz için söylüyorum Ceren. Merkezden pek bir fark yok. Hocam geçmiyorsa, sürekli merkeze aklımda hızlıca. uğramıyorsa, Hocam biz çok zeki olduğumuzdan dolayı bunları böyle evet, erken işte öğrenmeyi zeka, IQ, ela kulaklarımızdan fışkırıyor. Durdurmaya çalışıyoruz gitmesin diye. O yüzden Evet. Sait Yavuz, kirişi söylüyorum, lisede göreceksiniz. Arkadaşlar, içi dolu olursa ona ne diyoruz? Daire. Bakın o alttaki saat neye örnek? Başar. Daire, Daire. Beninay. Ama yüzük neye örnek? İçi boş olduğu için. Çember. 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 Flop. Flop. Flop'u biliyor musun? Blok. Hocam ona Evet, çember örnek. Özge. Hocam Çember blok değil, Pamir. ne? Pamir. Flop. Of, Pamir. Pamir. Pamir Kılıç. Duymuyor mu Pamir bizi? Ne Pamir hocam. yapıyorsun orada Pamir? Neyle uğraşıyorsun? Pamir. Evet. Arkadaşlar, burada içi boşsa çember, içi doluysa daire. Mesela bir yuvarlak pasta neye örnek? Çember. Yuvarlak pasta diyorum. Daire. Ne yaptınız? Daire. Pastanın ortasını yiyip dışını mı bıraktınız? Evet. Hayır hocam. Evet. Hocam ama Daire. beni Daireye örnek. pastanın kabuğunu Evet. bırakıyorum. Mesela yuvarlak içi boş küpe neye örnek? Küpeler oluyor yuvarlak içi boş. O neye örnek? Çember. 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 Bak yade gösteriyor işte. Yade diyor ki ben de var ondan. Evet. Arkadaşlar o da Hocam bu da bir çember. çember. Evet. Ne çember? O da çember. Evet. Elimizde çember yapabiliriz. Hocam bu da Hocam bu da kalp. aynı. O daire. Evet. Şura'nın elindeki hamur kapağı. Evet Devam ediyoruz efendim. O zaman Tadeo'ya da sorusunu soralım hocam. mı? Soruyoruz. Evet. Hocam uzun Bir dakika zamandır hocam. sormuyordunuz bu arada. Aşk olsun yani. Evet Evet. hocam. İlk cevabı atan kazanır. Önce bir anlatayım. Hocam sözlü mü şekilli mi? Sözlü değil. Hocam biraz Aslında. sesli söyleyin. Hocam nasıl atıyoruz cevabı bilmiyorum da. Sohbetten Yanlış. atıyoruz, sohbetten. Sohbet Arkadaşlar, var. bakın buralara öyle bir harf getireceksiniz ki soru işaretlerine hepsi baştaki de doğru olacak, sondaki de. Atıyorum. Yak sonuna e getirdin. Yake, enit olmadı. Öyle harfler getireceksiniz ki sonlarına, başlarına iki tarafta anlamlı olacak. Sizden neyi istiyorum? Yukarıdan aşağıya şifreyi gönderin bana. Soru işaretlerinden oluşan şifreyi gönderin. Hocam ya çok Başak zor mi? mesela birinci ne olabilir? Başak dedim. Yaka anıt, değil mi? Yaka anıt. Diğerleri Hocam ikincisini olur. buldum. Evet, söylemeyin. Bana şifreyi atın. Yukarıdan aşağı bir Hocam şifre chat'i kapar çıkacak. mısınız? Chat'i kapatayım. Yukarıdan aşağıya bir şifre çıkacak. O şifreyi bana göndereceksiniz. Hangi harfler oluyor? Şimdi ben size şeyi açıyorum arkadaşlar. Sohbet kısmını. Hazır mısınız? Evet. Belki bulanlar bile var. Açtım. Gönderebilirsiniz Meet'teki arkadaşlar sohbetten. Ben hiçbir şey anlamadım. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Bak, oraya harf Hocam koyacaksınız. nereden göndereceğiz? Harf koyacaksınız. Çınar tek tek değil. Ben oradaki soru işaretlerinden oluşan 5 harfi Ben gönderdim bile. Hocam hocam. ben Evet. bunu Burada gönderdim hocam. Hocam WhatsApp'ı. Asude Zeynep kaptı. Hocam ben Tadelle'yi burada Asude kaptı. Burada kim kaptı? Hocam ben hala anlayamadım nasıl Hocam gönderdim. ben yazdım önce. Bakacağım. Hocam ben yazdım. Burada Ayşe Nihal. Evet, Kaç Ayşe Nihal buldu. saniye? Hocam 2 dakikada anlamadım diye Ben buldum. evet. Anlamadım olaydı. Arkadaşlar, Hocam olay basit şuydu. mi? Birincimiz A'ydı. Yaka anıt. İkincimiz R. Gitar, raket. Üçüncümüz M. Üzüm, müdür. Dördüncümüz U. Kutu, uçak. Beşincimiz fiyat, tarım. Ne çıktı şifremiz? Armut. 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 Hocam ben bir şey anlayamadım. Şifremiz armuttu.
Evet, kaderlerinizi verdik, devam edebiliriz. Yine gelen mesajı gördün mü? Evet, devam Hocam bir tane daha edelim. sorun var. Demiş ki, pergel kullanarak yarı çapı bir. Yarı çapı bir ise çapı kaçtır? Yarısı bir ise tamamı İki. iki. Bir. Bakın, yarı çapı bir olan çember çizdim. Çapı dört olan çizdim, ortası ne olacak? Dört. Yarı çapları ne olur? İkiye iki. Bunları da görelim arkadaşlar. Tamam mı? Yani. Evet. Devam. Hocam peki yarı çapın yarı çapı Yarı çapın yarı çapı yoktur. var mıdır? Arkadaşlar, hangi çap? Yarı çapın Evet, Elif Şura, AB uzunluğu nedir? Çap mıdır, yarı çap mıdır Elif Şura? AB'ye bak. Evet Elif Şuracığım. Çap mı yarı çap mı? AB uzunluğu. çap. Elif Şura. Bak buradan ta diğer uca kadar gitmiş, merkezden geçmiş. Buna ne diyoruz? Çap. Çap. Çap diyoruz. Güzel. Devam edelim. Bekir Talha. CD nedir Bekir Talha? Bak boydan boya gitmiş yine. Çap mı yarı çap mı Bekir? Yarı çap. Bekir. Boydan boya gidiyorsa çap olacak Bekir. Tamam mı? Çap. Çap. Evet. Devam edelim. Ceren. Hocam ben. Ceren. O E ne olacak Ceren? O E. Dakika. Yarı çap. Yarı çap. Aferin. Yarı çap. Ayza. TK ne olacak? TK. Ayza. Hocam hangisi anlamadım. TK uzunluğu. TK. Evet. T'den K'ya. Bütün hepsini gidiyorsun. Ne oldu? Çap mı yarı çap mı? Ayza, bir ucundan diğer ucuna gidiyorsak çap oluyor. Tamam mı? Bu çap. İpek. Of ne? Of. İpek. OF. Bak Of. ben Yarı çap hocam. yarı çap. Yarısını gittiği için yarı çap. Evet. Devam edelim. Ela. Ela OP ne olacak? Op. OP. O'dan çıktı. E'ye gitti. Hocam yarı çap. Aferin. Yarı çap oldu. Değil mi? Evet. Zehra OD ne olacak? OD. OD. Şurası. Hocam. Heh. Yarı çap. Yarı çap. Aferin. Yarı çap oldu. Yarı çap. Devam edelim. Afra Betül. Afra Betül. Efendim. OC ne olacak? OC Afra Betül. O'dan Yarı çap. B. Ne oldu? Yarı. Yarı çap değil mi? Aferin. Yarı çap. Bizdeki arkadaşlar tamam mıyız? Çaplı yarı Evet çaplı. Güzel. Devam edeceğiz. hocam. Evet. Yarı çap ve çapı daha iyi anlıyoruz. Arkadaşlar devam ediyorum. Çınar Affan. Çapı 6'ysa yarı çapı kaçtır? Bu dairenin şeyin, çemberin. 12. 12. Kat. Büyük ve iki katıydı. Yani 3. 3 olacak. 3. Evet. 3. Devam edelim. Peki. Ömer Akif. Yarı çapı 4 ise çapı nedir? Yani çapı Yarı çapı 4 ise çapı? 2'dir. Bak. Yarısı 4. Yarı çap. Yarım demek. Yarısı 4 ise tamamı? 8. 8. Meet'teki arkadaşlar lütfen sohbete gereksiz şeyler yazmayalım. Bak Hocam böyle olursa ben kapatmam bir gerekiyor sohbeti. O zaman da hiçbir anlamı kalmaz. Lütfen sadece cevap gönderin, bir kez gönderin. Anlaştık mı? Yusuf Eymen. Evet, şimdi açıyorum. Bir daha başka şey yazarsanız chat'i kapatırım. Evet, devam ediyoruz. Evet, Burak. Çapımız 12'ymiş. Yarı çapımız ne olur? Hocam 20 24. Bak çapımız 12. Yarı çap demek yarısı yani. Yarısı ne olur? Pardon hocam. Yarı çapını mı bulacağız? Evet yarı çapın üstünde. 6 hocam. Ben 6. Yade. Yarısı yapayım. 10'muş. Yarı çapı 10'muş. Çapı ne olur Yade?
20. 20 değil mi? Aferin. Yarı çapı olmuş. Bakın yarı çap demek şu yarım. Yarımı 10'sa tamamı ne oldu yani? Bir 10 daha var. 20 etti. Çapla yarı çapı anladık mı efendim? Farkını. Evet. Güzel. Evet. Arkadaşlar normalde eski müfredatta bu yoktu. Biz bu konuyu 7. sınıfta anlatıyorduk. Ne? Buraya almışlar. Evet. Hocam gerçekten inanmıyorum. Evet, Hocam normalde bu konu 7. sınıfın konusu. Ama bir kısmını şimdi anlatıyoruz. Tabii 7'lere bu kadar basit anlatmıyorduk. Peki, devam edelim. Devam edelim. Ayşe tatlı İman, büyüdüm. bu para çember mi, daire mi? Hocam daire. Daire. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Ayza, bu basket potası çember mi, daire mi? Çember. Çember. Zaten ne diyoruz? Top çemberi geçti diyoruz, değil mi? Güzel. Sait Yavuz, bu düğme mi, altın mı? Bu ne? Daire mi, çember mi? Hocam kavanoz kapağı. Kavanoz kapağı mı? Bak, sen kavanoz kapağı görüyorsun, ben altın görüyorum. Yani, evet. Sait Yavuz, ne bu? Daire mi, Daire. çember mi? Daire. Aferin. Evet. Devam edin. İpek, bu araba lastiği, bunu iyi biliyorum. 2-3 yılda bir değiştirdiğimiz için. İpek, bu çember mi, daire mi? Çember hocam. Çember, çember, çember. Eskiden çember çevirme diye oyun vardı. Siz belki Evet. kitap Hocam ben biliyorum. kaybolmuşsunuz. Rafadan sayfada var hatta. Rafadan takıda var. Biz onu oynuyorduk işte. Çember. Hocam var mıydı sizde? Nasıl öyle çemberler vardı? Alıyor Geç muydunuz? ortaya çıktı. Eyvah. Eski Arkadaşlar devam ediyoruz. Doğru mu yanlış mı? Evet. Soralım uzaylı şuraya. Uzaylı şura, çember evet hocam. üzerindeki noktaların merkeze, yani o noktaya uzaklığına çap mı diyeceğiz, yarı çap mı? Hocam bir tane ise yarı çap diyeceğiz. İki tane ise bu şekilde ise Şuradan geçiyorum. Şura, normal şunu çap anlamaya diyeceğiz. çalışıyorum. Merkez burası, bu uzunluğu soruyor. Yani bu ne olur? Yok Çap. hocam yarı çap Yarı çap. O zaman bu yanlış. 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 Peki. Yade, bir çember üzerindeki birbirine en uzak iki nokta. Yani şunu soruyor Yade. Şu iki nokta birbirine en uzak olduğu yer. Çaptır diyor. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Aferin. Doğru. Güzel. Devam ediyoruz. Doğu. Doğu, ekranını aç. Doğu. Ela. Görmüyorum sizi. Doğu, bir çemberin yarı çapının iki katı çaptır diyor. Doğru mu Doğu? Doğu bak, bunlar yarı çaptı. İki katı ne oluyor? Çapımız oluyor, doğru mu? Doğu, sen niye ekranı kapatıyorsun? Kapatma ekranı. Hocam yanımda arkadaşım var, kapat diyor. Olmaz. Öyle bir şey yok. Evet, devam edelim. Ela, İçi dolu çembere daire mi diyoruz? İçi dolu çember daire diyoruz zaten. Evet, İçi daire. dolu Arkadaşlar siz daire. hala gereksiz şeyler yazıyorsunuz. Evet. İçi dolu çembere daire deriz. Doğru. Zehra, bir çemberde birden fazla merkez olur mu? Olamaz. Olmaz. Bir tane çemberi pergelle çiziyoruz çünkü bir ayağı merkez olacağı için bir tane merkez olur. Birden fazla merkez olmaz. Çınar, bir çemberde birden fazla yarı çap çizilemez diyor. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Deminden beri çiziyoruz değil mi Özge? 100 tane çizim. Evet. Mükerrem Akhan yazıyor. Adı senin adın mı? Mükerrem. Annen ismi. Evet. Şimdi bak, ben arkadaşlar bir şey rica ediyorum. Sohbeti gereksiz yere kullanıyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorum. Lütfen sohbeti kullanmayın. Çünkü ben Meet'te sesli iletişim yapamadığım için orayı aktif kullanıyorum. Lütfen arkadaşları engelliyorsunuz. Chat'i açıyorum. Gereksiz yazmayın. Tamam? Evet, chat'i açıyorum. Gereksiz yazmayın.
Devam edin. Arkadaşlar çizilir sabahtan beri bir sürü ne çizdik Ceren? Yarı çap çizdik. Evet. Evet. Canlar efendim çok. Arkadaşlar 10 dakikalık ara verelim. 10 dakikalık aramızdan sonra çemberimizden devam edeceğiz. 10 dakikalık ara Çaylar Şirket'ten, püskevitler sizden. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. 10 Görüşürüz dakika sonra hocam. görüşürüz. Sonra görüşürüz. 10 Görüşürüz dakika sonra arkadaşlar. 10 görüşürüz. dakika mola. Aynen.